Yarası ne kadar ağır bilmiyoruz. Abla, kötü bir şey mi oldu? Yok güzelim, niye kötü bir şey olsun? Sinirlerim bozuk benim ondan. Biz niye gitmiyoruz içeri? Büyüklerin konuşacağı şeyler varmış Şule. Herkes dışarıda. Herkes seferber. Arıyoruz. Adamla da görüşüyoruz, Cevher'le. Yani uğraşıyoruz. Aradın, ulaşamadın muhtemelen Hüsnü'ye. Merkezi de aramışsın, Tuncu da. Ama bil bunu. Hakkındır, onun için geldik Suat. Bana kocamı getirin. Ya dirisini? Ama getirin. Hüsnü'yü o adamın elinde bırakmayın. Eğer hakkım varsa. Ha, Mesut? Rıza baba. Bana kocamı getirin. 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 Baba. Baba, sen haklıymışsın. Cevher bana geliyordu. Hüsnü amca olmasa ben şimdi... Buradan ayrılma. Bir şey lazım olursa da haber ver. Konuşuruz sonra aslanım. Dikkat et kendine, ne olur baba. Ne hakkımız var bu kadına bu acıyı yaşatmaya Rıza baba? Ne hakkımız var? Hüsnü'yü bulmak zorundayız. Bulup getirmek zorundayız buraya, tamam mı? Ali arıyor. Efendim Ali. Kapalı otopark. Evet, tamam, anladım. Galiba bir iz bulduk. Mecidiyeköy'e gidiyoruz. 45-40 merkez, bilinen yerdeyiz, tamam. Siz içerilere bakın. Zülfikar. Tamam komiserim. Sen de içeri bak. Tamam komiserim. Doktoru yanından hiç ayırmıyor. Bakıma ihtiyacı var anlaşılan. Buradan bir şey çıkacağını sanmam. Zaman kaybediyoruz. Rıza baba da aynen böyle demiş Muzo'ya. Cevher'in eski mekanlarına bakalım demiş Muzo. Rıza baba da zaman kaybı demiş. Bir süre burada konakladıkları kesin. Bir daha geleceklerini sanmam. Komiserim, arka taraflar temiz. Tamam. Hüsnü abiye ne olacak? Onu kaybetmeye hiçbirimiz dayanamayız. Her kaybettiğimiz bizden çok şey götürdü. Her gidenle bir yerlerimiz eksildi. Hüsnü abi de giderse darmadağın oluruz. Artık bizi kimse toplayamaz. Özellikle de Mesut abi. Parmak izi içinde inceleme yapalım. Fotoğraflarını inceleyelim. Ben konuştum bugün bu adamla. Emin misin Ali? Eminim baba. Mecidiyeköy'de. Telefon kulübesinin orada. Cevher'in burada olduğunu biliyordu. Söylemedi. Bilmiyorum, tanımıyorum dedi. Rıza baba. Ne buldun? Cevher'in yanındaki doktor Hüsnü'nün yarasına bakmış. Çok kötü değil o zaman yarası ha abi? İnşallah Aylin, inşallah. En azından hala hayatta olduğundan eminiz. Şimdilik ne olursa olsun, Hüsnü nasıl olursa olsun elimizi çabuk tutmak zorundayız. Sende ne var Musa? Çok fazla bir şey yok amirim. Kadın görüntülerden Cevher'i teşhis etti. Ama... Ama? Bu kadının aracı, yani Cevher'in gasp ettiği yeni modellerde. Kadın emin değil ama bu araçların uydudan takip özelliği ve hırsızlığa karşı kilitlenme özelliği olabiliyor. Nasıl kilitleniyor peki? Yine uydudan baba. Uydudan aracın yeri tespit ediliyor. Sonra da araç yine uydu aracılığıyla uzaktan kilitleniyor. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz? Ben bakıyorum hemen.
Teşekkür ederim. Efendim Aylin abla. Arda, çok iyi dinliyorsun beni, tamam mı? Arasak ya Mesut abi, Aylin ablayı, anne. Babamdan bir haber var mı soralım? Haber olsa aramaz mı kızım onlar? Ha? Şimdi arasalar deseler ki Hüsnü'yü bulduk. İyi, eve yollayacağız. Gelecek, çocuklarına sarılacak, öpecek, koklayacak. O da olacak kızım. Olacak, bak görürsün. Hı. Bak görürsün. Ha. Beni neredeyse öldürüyordu babama. Şimdi de sır üstü çobanla mı yani? Bu işler öyle olmuyor kardeşim. Çekirge gibi. Bir sıçrar, iki sıçrar. Ne biri ne ikisi abi. Kaç ay oldu ya? Kaç aydır neden alamadılar bu adamı? Bok mu vardı abicim babama kadar ulaşacak? Neden bitirebilir abicim bir cevheri? Yetmedi mi ya canımızın yandığı? Annemi korkarken şimdi biz babasız mı kalacağız? Duymayayım bir daha Tekin. Hocam. Babam. Gelecek oğlum. Baban sapasağlam bu eve gelecek. Göreceksin bak. Herkes görecek. Ayla. Aylacığım. Canım. Duramadı ki evde Suat abla. Kalabalık etmezsek. Ne demek bunlarım? Doktor mu taşıyoruz yanımızda? Çocuk mu bakıyoruz belli değil. Sıkıştım, sıkıştım. Ne yapayım? Benim de gitmem lazım. Sen gidemezsin. Sen arabadan bile inemezsin. Rahat dur iki dakika. Ya da durma, sen bilirsin.